Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar tekrardan ve biz de şu anda gerçekten harika bir atmosferi sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Şu anda evet sizlerin de gördüğü gibi Maraş Federasyonu'nun standındayız. Orada da çok değerli başkanlarımızı görüyoruz. Evet standımızda görüyorsunuz bunlar hep Maraş'tan gelme, el emeği, göz nuru ürünlerimiz. Evet çini ve seramik ürünlerimiz görüyorsunuz. Evet Maraş'tan geldi. O tarafa bir geçelim, hanımefendiyi bir tanıyalım. Sonra başkanları. Evet sizi bir tanıyalım efendim. Ben Kahramanmaraş Afşinliyim. Seramik mezunuyum ve dolayısıyla da işim bu, mesleğim bu. Ey maşallah. Bunun eğitimini veriyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum, 30 yıla yaklaştı. Eğitimini veriyorum, yetişkinlere bunu öğretiyorum. Geleceğe hani mirasımızı taşımak istiyorum, geçmişten gelen mirası. Biz bir köprü görevi görüp taşıyoruz geleceğe. Çok teşekkürler, harika da yapmışsınız gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Buradan Maraş'a da selamlar gönderelim o zaman. Maraş'taki tüm hemşerilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olun. Mesela bunlar sizin yaptığınız ürünler. Bunların kendi, hepsi benim yaptığım el emeği ürünlerim. Bunlar özel olarak sıraltı çalışmaları. 940 derecede fırınlanıyor, sırlanıyor. İşte buralarda kabartma boyalar kullanıyor özel olarak hani çalışmalarında. Evet. Burada Selçuklu desenlerimiz ağırlıklı olarak Selçuklu desenlerimiz var. Geçmişi taşıyabileceğiz, evet taşıyabilmek, evet. Orijinale sadık kalarak, çok değişiklik yapmadan sadık kalarak taşımaya çalışıyoruz. Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür çok sağ olun. Ederiz. Evet. Şimdi efendim devam ediyoruz. Evet sanatçılarımızı da burada görüyoruz. Efendim biliyorsunuz şimdi iki başkanın şöyle ortasında durayım. Sayın başkanım şeref verdiniz. Kardeş şehir ve sizleri aramızda görmekte mutluluk duyuyoruz. Neler ifade etmek istersiniz? Evet biz Türkiye'de tek kardeş şehir olan iki iliz. Kahramanmaraş ve Trabzon illeri kardeş şehirler. Resmi, belgeli, belediyelerin meclisleri, belediye başkanlarının onayladığı, imzaladığı belgesi bulunan bir kardeş şehiriz. Öyle hemen alelade şundan dolayı kardeşiz, şu yoldan dolayı, bu köprüden dolayı, bu caddeden, sokaktan dolayı değil. Her şeyiyle tabi 1463'ten beri kardeşliğimiz kavi bir şekilde devam ediyor. Biz de iki federasyon olarak bunu daha sıkı yan yana, karşı karşıya sloganlarıyla devam ettirmeye uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Güzel de organizasyonlara imza atıyoruz doğrusu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, Maraş'ta böyle organizasyonlar yapıyorsunuz sizler de. Biz geçen hafta bu radaydık. Yine aynı şekilde, aynı konumda Trabzon'da buradaydı. Evet. Trabzon'un programlarında bizim programlarda Trabzon kardeş şehir olarak muhakkak yer alıyoruz. Peki efendim. Eklemek, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Biz bizi izleyen tüm İstanbullulara selam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize selam ediyoruz yurt içinden, yurt dışından. Çık gel diyoruz. Yeni Kapı'dayız. Trabzon günlerindeyiz. Geçen hafta Kahramanmaraş günlerindeydik. Çık gel, komşunu al gel dedik. Bugün de aynı şekilde özellikle bu akşamdan, ikindiden sonra artık yarın bir gün tatil günü. Evet. Yeni Kapı'yı coşturmalarını bekliyoruz kıymetli İstanbulluların, İnşallah. Özelde de hemşehrilerimizin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Trabzon Konfederasyon Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu. Sayın Başkanım, böyle ne güzel Maraşlı Başkanımızla beraber standta sohbet ediyorsunuz. Eyvallah. Neleri görüştünüz, konuştunuz biz yokken? Şimdi burada iki tane yakışıklı var. Eyvallah. Yani biri kıymetli başkanım, abim, öbürünü söylememe gerek yok. Uğur abim biri zaten. Eyvallah. Öbürünü de söylememize gerek yok. Eyvallah. Şimdi tabii ki çok değerli abim Uğur İnanç, federasyon başkanım. Gerçekten bize olağanüstü sevgisi, muhabbeti, ve bize olan bu kardeşlik duygusu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Geçen hafta Maraş günlerimiz vardı. Orada da bizler vardık. Biz ayrımız gayrımız hiç yok. Maraş nerede etkinlik yapıyorsa biz oradayız. Biz
herhangi bir etkinliğimizde Maraş'ta orada olmuş oluyor. Dolayısıyla bir tarafımızda halaylar, bir tarafımızda horonlar. Türkiye çapında bu örnek teşkil etmesi adına da her iki federasyonda bu anlamda çaba sarf ediyor, emek veriyor. Ben tekraren huzurlarınızda kıymetli ağabeyime, federasyon başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum bu çabalarından ötürü. Bakın işlerini güçlerini bıraktılar, onlar da burada. Bizler zaman içerisinde onların etkinliklerinde orada olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu birlikteliğimiz, kardeşliğimiz 1463'ten beri nasıl geliyorsa daha da kıyamete kadar devam eder inşallah. Devam etmesi inşallah nasıl beklentimiz o yönde. Dolayısıyla inşallah bugün başlıyoruz. Dün hazırlıklarımız bitti etti. Bugün açılışını yapacağız. Malumun bir ayda sıcak bir hava var. Yarın da ve pazar günde üniversite sınavlarımız var. Ama öğlene kadar bu işler bitiyor. Halkımızı buraya bekliyoruz. Çok güzel bir ambiyans var. Trabzon'dan binlerce kilometre uzaktan gelen insanlarımız, yöresel ve genelde bizim sanatçılarımız, bir tanesi de hemen yanımızda kıymetli Seyfettin Çakıral Üstadımız. Efendim burada güzel müziklerimizle, kültürümüzle, yemeğimizle ve burada Trabzon'dan gelen zanaatkarlarımızla beraber güzel bir üç gün geçireceğimizi tahmin ediyorum. Bütün İstanbulluları sizin vasıtanızla buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Evet, az önce Sayın Başkanım da ifade etti. Karadeniz'in çok değerlerinden bir tanesi, yıllardan beri kültürümüze sesiyle, besteleriyle, yorumuyla hizmet eden Seyfettin Çakıral. Sayın Hocam hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ederim Murat'ım da. Ben demek ki kalbi çok temiz insanlarla hep çalışıyorum. Maraş ve Trabzon adına ne yapılmış sanat adına tam yeri ve zamanı. Ben 2004'te Can Demirer'i derlediğimde bu Can Demirer bir Maraş türküsü ve Maraş oyunuydu. Evet. Şöyle bir almak istiyorum seni Murat'ım. Çünkü çok konuşmam lazım. Demek ki. Evet. Şöyle rahat konuş. Evet. Evet. Kıymetli başkanım, Can Demirer, Temür Ağa oyunu Maraş'tan bize Trabzon'a geldi. Ama unutulma yüz tutmuştu. Ben geldim Maraş'tan bunu derledim. Can Demirer diye yaptım, derledim. Yani Maraş ve Trabzon ortak yanı esas kültürdür. Ve bu kültürü ben ortaya çıkardım ama çok tuttu. Her tarafta çok seviliyor, çok güzel oynanıyor. Hatta benden sonra birkaç sanatçı daha denedi ama onlar da tutmadı. Hatta ben Maraş'ın buradaki etkinliklerine, orman etkinliklerine yıllar önce katıldım. Maraş'a Trabzonlar gecelerine çok geldim ama şu türküye sahip çıkmadı. Özellikle Maraşlılar. Ben özbeöz Maraşlar bu türküye sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü biz kardeşiz. Bu türkü de Maraş türküsü. Ben aldım, derledim, yaptım. Girin yani milyonlarca, 100 milyonu aştı izlenme şey. Ama bir de bunu gündeme getirmenizi istiyorum. Yani Trabzonlu bir sanatçı bir Maraş türküsünü aldı, derledi. Yani sanat adına da bir şeyler yapılıyor. Sadece şeyler değil, kültürel değil. Ben bunu yaptım ve çok mutluyum, çok gururluyum. Özellikle İsmail Başkanım'a size çok teşekkür ediyorum. Murat'ıma da teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdi. Demek ki nasip kısmet medyada bunu dile getirme. İsterdim ki yöneticilerimiz bunu dile getirir veya bu türkü kim derledi, bunu bir çıkarın getirin demelerini bekledim ama 20 senedir bekledim. Demek nasip kısmet bugün dile getirmek varmış. Yani biz önemli şeylere de nokta. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani başkanım da ben de hakkınızı helal edin. Yok başkanım, o konuda şimdi, rahat olun. Hayır, şu anlamda. Yine bu türkü araştırmanızı istedim. Hayır, başkanım. Şu anlamda söylüyorum üstadım. Murat kardeşimin de haberi yoktur belki. İlk defa duyuyorum. Yani Can Demir'in Maraş türküsü olduğunu. Ya başkanım. Biz dinliyoruz. Evet. Şimdi biz tabii ki Maraş ve Trabzon etkinliklerinde bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz, çalabiliriz. Türkümüz, evet. Ortak türkümüz evet. Olarak da ön plana çıkarabiliriz. Demek ki bizim eksikliğimizi herhalde siz de pek duyurusunu da yapamadınız anladığım evet, kadarıyla. Evet. Ama Can Demir ve çok tutulan çok bunu. Çok biz duymadık demek evet. Ki bilmiyoruz. Bizim eksikliğimiz diyelim. Bu anlamda da bayağı tutulan bir türküdür. Çok bu başım. Ortak bir türkü olduğu evet, için bunu da çok rahatlıkla kullanabiliriz. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani başkanım. Bugün dinleyeceğiz Can Demir Ağa'yı. Evet, evet. Başkanım şunu demeye çalışıyorum. Yani bir ortak türkümüz de var. Evet. Yani bunu dünya ve bu
dünya çapında oynanıyor başkanım. Her tarafta. Onun için Maraş, evet biz Trabzon-Maraş kardeşiz. Bizim atalarımız Maraş'tan gelme. Evet bunu da bilir, kültürlerle geldiler. Yani ortak yanımız çok, sporda da çok. Ama isterdim ki bir de marşımız da bilinsin. Beni daha önce aldığınız programlarınızda bu Arnavutköy Ormanı'nda işte programlar yapıldı ama ondan sonra devamı gelmedi. Maraş'a çok geldim Trabzonlar gecelerine. Ama isterdim ki bu türkü de bütün Maraş, bütün Trabzon programlarına, ortak programınızda çalsın. Ama bu eksiklik gene bende başkanım dediği gibi. Mutlaka bende olabilir. Yani böyle de bir ortak yanımız var başkanım. Bütün Maraş'a selam olsun. Maraş'ın da bir türküsü var. Çok türküleri var ama Karadeniz'de ortak bir türküsü var yani Trabzon'la. Buradan bütün herkese selamlıyorum, saygılar. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın evet, Bahar Festivali'nde Osman Aydemir'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli üstadım. Öncelikle sizin nezdinizde Trabzon Bahar Şenlikleri buluşmasında Sayın Genel Başkanımız İsmail Şatıroğlu'na teşekkür ediyoruz. Ben Trabzon Dernekler Konfederasyonu Genel Başkan Vekiliyim. Burada 18 ilçemizi Sayın Genel Başkanımızın nezdinde toplayıp böyle bir etkinlik düşüncesini ortaya koyduk. Dün ve bugün, yarın ve öbürsü gün güzel günler olacağı ve buradaki halkımızın eğlence noktasında da zirveye ulaştıracağımıza olan kanaatımız güçlü. O anlamda size de Karadeniz TV'ye de sizin nezdinize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Sizin de yüreğiniz. Evet, sevgili Abdülkadir Meriç kardeşim. Azma abi var ki bana. Evet. Sevgili evet Abdülkadir Meriç, o da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda Gençlik Kolları Başkanı, Başkan Vekili, Genel Sayman. Ne varsa var. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kardeşimi görünce kendimi ofta zannediyorum. Öyle de bir güzel adam. Neler söyleyeceksin? Ya bugün nasip olursa Sayın Genel Başkanımızın Konfederasyonu'nun değerli 4-5 tane federasyonu birleşiminde oluşan konfederasyonu bugün bir etkinlik düzenlemek istediler. Biz de zaten mecbur aslımız olan görevimize geldik. Bugün açılışımız olacak herhalde bir 2 saat sonra nasip olursa. Ondan sonra cumartesi pazar buradayız. Evet. Herkesi bekliyorduk ya. Çok şıksın Sayın Başkan. Ya başkan, senin yanında olamadık ya. Ama bir an havale toparlandık ya. Adamın kral, çok teşekkürler. Azmim Murat evet Bey. Sayın Güngören Trabzonlar Dernek Başkanı, çok sevdiğim bir Allah dostum, arasın, kardeşim olduğu için hep takılırım ona. Hem yayında takılırım, hem buralarda takılırım. Hiç alınmaz. Böyle mübarek bir adam gerçekten. Sayın Başkanım, seni sevdiğim için biz de takılıyorum sana. Ve sen de çok böyle anlayışlı davrandığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten seviyoruz. Yani söz laf olsun diye söylemiyorum. Eyvallah. Ben yürekten seviyorum sizi Murat Bey. Ayrıca İlk kez bir Trabzon Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu bir etkinlik gerçekten Trabzon farkındalığını ortaya koyuyor. Söylediğimiz gibi Sivas'tan sonra en kalabalık olan etkinlik alanı oluyor. İnsanlar geliyor, şu anda da yoğunluk olmaya başladı. Evet. Birazdan da resmi açılışımız olacak. Trabzon spor formasını giyip herkes buraya gelmesini bekliyoruz. Kopun kopun geliriz. Yani aynen, herkes gelsin. Sloganımız geçen, bu. Geçen şenlikte Abdülkadir Meriç bana dedi ki oradan dedi bir Trabzonspor yazan tişört alacağım sana. Hala bekliyoruz bakalım ne zaman. Başkanım söz verdiyse getirir. Bilmiyorum. Şeyi bulamadık, arabayı bulamadık. Araba orada bak. Hemen alalım. Şey bittikten sonra alalım. Evet, o tişörtü oradan alalım çünkü yani sözünde lütfen dur. Şunu da özellikle ifade edeyim. Az önce dedin ya sizi seviyoruz, sağ ol. Ahmet Güngör'ün benim, hangimizi çok seviyoruz? Onu duble. İkiniz de seviyoruz. Onu duble söylemek zorundayız yani. Başka evet, o zaman biz ne yapıyoruz? Sahneye gidiyoruz.